Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Mursaloğlu yaptığı açıklamada İskenderun halkına mesaj verdi. Sağ parti, sol parti kavramının artık sonlandırılması gerektiğine işaret edip, insanlara hizmet için gönül köprüleri kurmayı hedeflediğini açıklayan Mehmet Mursaloğlu, her partiden oy isteyeceğini söyledi. Mursaloğlu sözlerine şöyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olmamın sebebi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmak. İkincisi, Atatürkçülük kimliğimizde ortaya çıkmamdı. Biliyorsunuz ben yıllarca eğitim camiasında hizmet ettim. Tam 29 yıl. Bu 29 yıl içerisinde en çok sevdiğim şeylerden ve kendimden bu konuda gurur duyuyorum. Çünkü insan ayrımı, insan ötekileştirmesini yapmadım. Bundan dolayıdır ki bana 19 ay önce gelen bir teklif üzerine düşündük. Ailemle görüştüm. Eşimle görüştüm, akrabalarımla görüştüm. Mursaoğlu ve Sökmenoğlu ailesi olarak benim aday adaylığımı onayladılar. Ve bundan dolayıdır ki hizmet insanıyım ben, hizmet adamıyım. Bundan önce hep öğrencilerime hizmet ettim. Bundan sonra da öğrencilerimin çocuklarına, akrabalarına, topyekun tüm İskenderun'a dil, din, ırk, renk, cisim ve mezhep ayrımı yapmadan hizmet etme aşkıyla çıktım. Daha önceden de siyasi partilerden böyle bir, bu dönem için değil, zaman zaman adımı gazetelerde, basında çıkıyordu. Kimisi yürekten söyledi, kimisi kullanmak istedi. Ancak ben 54 yaşında bir insanım, bugüne kadar hiç siyasetle uğraşmadım. Tamamıyla bir çiftçi çocuğu olmama rağmen tamamıyla kendime eğitim adadım. Ve eğitimden aldığım hazı, karşılıksız hizmet etmeyi ve eğittiğim insanları çok iyi yerlerde görmem, beni çok mutlu etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklif üzerine kök olarak rahmetli Tayfur Sökmen'den bu yana kadar bu aşiretin kökeninde bir Cumhuriyet Halk Partililiği yatar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de gelen ciddi teklifi de değerlendirdim. Biraz önce de arz ettiğim gibi ailemle birlikte bu şekilde bir son Yeniçeri diyelim veyahut da son Samuray diyelim. Bu şekilde beni ailem uygun gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmemek sebep. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmemden sebebinden bir tanesi de Atatürkçülüktür. Peki Mursaloğlu ismi İskenderun'da elbette ki sevilen sayılan bir isim ama sizin buradan aday olmanız, daha öteki dediğimiz yani Kırklar'dan başlayan Reyhanlı'ya kadar giden bölümde nasıl etki yapar Cumhuriyet Halk Partisi'ni onu da öğrenelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir soru. Ben 13 Aralık 2013'te bilginiz dahilinde biliyorsunuz bir aday adaylığımı açıkladım. Orada aynen şunu söyledim, aday olurum veya olmam. Bu konuda hiçbir kaprisim yok. Bundan dolayıdır ki kendi bölgemde, kendi akrabalarım arasında çok büyük bir sevinçle karşılandı. Çünkü gerçekten bir soğuk kış günü sıcak yüreklerini açan ve aday adaylarımı açıkladığım gün gelen insanları gördüğüm zaman beni en çok mutlu eden şey bir renk cümbüşü vardı orada. O atmosfer o kadar güzeldi ki. Her cemaatten, her dilden, her dinden birçok insan geldi. Gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Takdir edilmek, sevmek çok çok güzel bir şey. Ancak bu takdir edilip sevdikken de asla ve asla şımarmadan hiçbir ayrımı yapmadan İskenderun'a ve İskenderun'a bağlı olduğu mahallelere hizmet etmek istiyorum. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruşum veya bugüne kadar ilk defa bir siyasi partiye üye olmam veya girmem benim dik duruşumu zaten gösterecek. Kapımıza gelen, belediyemize gelen, evimize gelen kim olursa olsun insanları dinleyip, anlayıp bunlarla birlikte hizmetlerini, bunlarla birlikte sıkıntılarını gidermek bizim ilkelerimizdendi. Bu bizim aile yapımızdan, aile geleneğimizden geliyor. Bugüne kadar Hatay Devlet Cumhurbaşkanlığından tutun, meclis başkanlığına birçok soyadı Mursaloğlu olmayabilir. Bahadırlardan var, Tecillerden var, Reşalardan var. Birçok insan Mursaloğulları var. Hatay Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşılıksız hizmet ettiler. Bu örf adeti veya bu geleneği devam ettirebilmek için aile büyüklerim beni uygun gördü. Ve bundan dolayı yola çıktım ben de. Peki bir soru daha soralım. Genelde Mursaloğlu adaymış dendiğinde
hep sağ partilerden beklediler sizin adaylığınızı. Böyle de bir sağdan bir sempati var Mursaloğlu'na. Bunu nasıl değerler? Tabii çok teşekkür ederim. Bundan dolayı da ki çok mutluyum. Çünkü benim için hizmet ederken sağa solu yoktur. Yani insan ayrımı yapmanın veya fikir ayrımı yapmanın hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini net biliyorum ben. Çünkü bu memlekette yaşıyoruz. Sokakta çıktığım zaman beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi çok selam verip çok selam alıyorum. Bu aldığım selamların bana selam veren insanlara baktığınız zaman birçok cemaattan insan, birçok dinden insan. Burada bir kültür mozaiği var. Ben her konuşmamda ki bunu da noterden tasdik etmişimdir. Ben Hatay'ı her zaman bir aşureye benzettim. Bakın aşure kaynadığı zaman içindeki birçok yiyecek maddeleri kaynadığı zaman kim yaparsa yapsam bu işi tadı aynı. Onun için ben Hatay'da bu tadın bozulmasını istemiyorum. Bir huzurun gelmesini istiyorum. İşçisiyle, memuruyla, esnafıyla, öğretmeniyle, iş adamlarıyla İskenderun ilçesine bir hizmet anlayışıyla çıktık yola. Yeni ses, yeni nesil diye veya yeni bir nefes diye. Ama bunun haricinde benden ayrı 5 tane daha aday adayımız var. Onlara da hayırlısı olmasını diliyorum. Onların da yollarının açık olmasını diliyorum. Bundan dolayıdır ki her partiden oy isteyeceğim ben. Herkesten oy isteyeceğim. Bundan dolayı bunun üzerine hiçbir şekilde ayrım yapmadan insanların bana bu kadar el uzatmaları ki bunu geçen hafta Cuma günü ayın 13'ünde gördük. Her zihniyetten, her bölgeden, her topluluktan insanlar geldi. Bu beni son derece mutlu ediyor. Sağ partiden, sol partiden diye bir şey yok. Artık bu işlerin bir toparlanması lazım. Ülkemizin daha mutlu, daha refah, insanlarımızın daha çalışkan, daha verimli olabilmesi için ben onlara hizmet etmek istiyorum. Son bir soru daha sorayım. Seçildiğinizde başkan olarak İskenderun'daki ilk icraatınız ne olur? Evet, bu da çok güzel bir soru. Çünkü her aday adayımızın ve her aday adayın kendine göre bir projesi vardır. Üretiyorlar. Benim ilk projem köprü kuracağım. Çok köprüler kuracağım. Bu köprü de gönül köprüsü olacak. Bu gönül köprüsünü kurduğunuz zaman çünkü birbirimizi anlamak için anlaşmamız lazım. Anlaşabilmemiz için de insanları anlamak lazım. Bu gönül köprüsü kurulduktan sonra belediyeyi yönetmek çok zor bir işti değil. Gerçekten söylüyorum. Ben 29 yılın 26 yılını idarecilikle geçirdim. Bugüne kadar İskenderun içerisinde sadece 7000'e yakın mezun ettiğimiz öğrenciler var. Asla ve asla hiçbir zaman ileride bir siyasete girelim, ileride bir olay olur diye insanlara bakmadım, hizmet etmedim, yandaş olarak davranmadım. Ancak hizmet ettiğim zaman insanları görüyorum ki, veya daha doğrusu hizmet ettiğim insanları görüyorum. Bugün doktoru var, avukatı var, iş adamı var, bankacısı var. Her gittiğim yerde bize sevgiyle, saygıyla karşılıyorlar. Ben bu sevginin, bu saygının devam etmesini istiyorum karşılıklı olarak. Onun için tabii ki projelerim var. Tabii ki projelerimizle çıkacağız. Ama en büyük projem gönül köprüsü kurmak. Bu İskenderun içerisinde bu gönül köprüsünü kurduktan sonra her şey önümüzde daha kolay, daha mantıklı, daha anlayışlı olur. Bundan dolayıdır ki kurulacak olan gönül köprüleriyle ben bu işin inşallah Allah nasip ederse üstünden geleceğimi tahmin ediyorum. Peki efendim İskenderun halkına bir mesaj vermek istiyor musunuz? Tabii ki. Değerli İskenderun halkı, ben bugüne kadar dediğim gibi bir hizmet adamı olarak eğitim camiasında çalıştım. Çünkü demin de söylemiştim, bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilikle geçiniyor ailemiz veya aşiretimiz. Bundan dolayıdır ki topraktan daha ziyade insana hizmet etmeyi, karşılıksız hizmet etmeyi yeğledim. Bundan dolayıdır ki burada hangi adayımız çıkarsa çıksın, hangi partiden çıkarsa çıksın, hepimiz burada bir kardeşiz. Birbirimizin yüzüne, birbirimizin gözüne, birbirimizin selamını alıp selam vermeye ihtiyacımız var. Dürüst bir seçim olmasını istiyorum. Belden aşağı vurmalar, insanın onurunu, insanın şahsiyetine laf söylemeden çok temiz bir siyaset uygulayacağım. Bana muhakkak ki oy veren de olabilecek, oy vermeyen de olabilecek. Ama şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ipi biz göğüsleriz. Hakkımızda hayırlısıysa. Ben buradan İskenderun'a son olarak şunu söylüyorum. Bu kuracağım gönül köprüsünde, kurulacak gönül köprülerinde her zaman için bana yetki ve görev verirseniz ben bu hizmete hazırım.